Güneşi bir kuvvet karaldır mı hiç? Allah sevmediğini yaradır mı hiç? İnsan olan insanı darıldır mı hiç? Haksızlık haksızın yüzünden. İsmim Hacı Güngör. Doğumum 03-02-1960. Eski ismiyle İnli, yeni ismiyle Yıldıztepe doğumluyum. Aynı zamanda Niğde ikametine kayıtlıyım. Burada ikamet ediyorum, kasabamdayım. Hayatımı burada kazanıyorum, burada idame ediyorum. Ve aynı kurumdan, aynı birimden emekliyim. 14 yıl zabıta memurluğum var. 83 yılında göreve başladım. 10 yıl muhasebe memurluğum var. 2007 yılında da emekliye ayrıldım. Emekliye ayrıldıktan sonra bir 10 yıllık kısa dönem içerisinde hobi olarak çiftçilikle iştigal ettim. Emekliğimde bunun yanı sıra devam etmek üzere tabii ki. Fakat ondan sonra Allah nasip etti, kısmet etti. İşte 2019 mahalli idareler seçimlerinde belediye başkan adayı oldum. Kısmetmiş, bugün buradayız. Aynı kurumumda, aynı birimimde idare amiri olarak halkıma, vatandaşıma hizmet etmekle yükümlüyüm. ...1928 yılına kadar Divrin olarak anılırdı beldemizin ismi. 1928 yılından 9 Ocak 2003'e kadar İnli olarak idame etti, ismi devam etti. 2003 yılından sonra da Yıldıztepe olarak değiştirdik. Burada okul müdürlerimizin, öğrencilerimizin, belediye meclisimizin almış olduğu bir kararla, Niğde valimizin de teşvikiyle bir yarışma düzenledik. Öğrenciler arasında bir kültürel bir faaliyette bulunduk. Yıldıztepe olarak ismini belirlediler. Biz de meclisimizden geçirerek Yıldıztepe olarak bakanlığımıza sunduk. O günden bugüne kadar da Yıldıztepe olarak geçerli ismimiz. İçi güler dıştan görülür farkı. Sevgi haktır, seven alır bu hakkı. Şu an kasabamızda mevcut nüfusumuz 2100. Fakat göç olayı bizde çok. İstanbul, Esenler bölgesinde, ilçemizde yaklaşık 5000 ile 6000 arasında nüfusumuz mevcut. Sebzecilikle uğraşıyorlar, halde çalışıyorlar, komisyonculuk yapıyorlar, ticaretle uğraşıyorlar. Kimileri arkadaşlarım mal temin ediyorlar, kimileri pazarlamasını yapıyorlar, kimileri işçiliğini yapıyorlar. Diğerleri de başka arkadaşlarımın, komisyoncuların yanında hayatlarını idame ediyorlar. Fakat bunlar tabii ki hep orada kalıcı değiller. Emekli olanlar dönüyorlar zaman zaman. Ama bizim istediğimiz kadar yeterli olmuyorlar. Tabii biz buradan nüfusun artmasını istiyoruz ama buradan göç olayı daha farklı oluyor. Oraya göç ediyorlar. Çünkü hayat bu şekilde gerektiriyor. Şimdi çiftçilikle mücadele ediyor arkadaşlarımız, vatandaşlarımız. Büyük hayvancılık var mevcut, küçük hayvancılığımız var. Fakat çiftçilik modernleştiği için eskisi gibi çapa işimiz kalmadı, kazı işimiz. Hani eskiden çapayla çapalıyorduk, kazı yapıyorduk. Bir dönüm yer dediğimiz 1000 metrekare yere 5 kişi, 6 kişi götürüp akşama kadar idame ediyorduk. Fakat şimdi makinalaşınca teknolojik... Biliyorsun gelişmeler oldu. 2 kişi 100 kişinin yaptığı işi yapıyor. Bundan dolayı da nüfusun çoğunluğu göçe zorlanmak mecburiyetinde kalıyor. Kasabamızda merkez camimiz olmak üzere 3 adet camimiz var. Bunlara gerekli yardımları yapıyoruz. Elimizden imkanlar dahilinde ne gelirse camilerimize yardımda bulunuyoruz. 2 tane merkezde olmak üzere, 1 tane Hacı Abdullah sınırında olmak üzere okulumuz mevcut.
Ortaokulumuz, Zeynep Erdem okulumuz, ortaokulumuz mevcut. Bir tane ilkokulumuz, Şehit Ahmet Saltık İlköğretim Okulumuz var. Bir de Hacı Abdullah Şehit Mehmet Kayahan çok programlı lisemiz mevcut. Bir tane sağlık ocağımız var. Sosyal tesis olarak düğün salonumuz mevcut fakat 94 yıllarında yapılmış. Yeteri kadar tabii yararlanıyoruz ama kısıtlı yararlanıyoruz. İnşallah nasip olur, kısmet olursa biz projesini hazırlıyoruz. Gelecek yıllarda nasip olursa geniş bir düğün salonunda yapmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Düğünler tüm dolaşır. Garibim sevenler bunca aşıklar. Garibim sevenler. İsmim Mehmet Özcan, sinemacı Mehmet diye geçer bütün çevrede. Bu köylerde sinemacılık yapardım. Köylere yani iyi bir binalara şöyle kayfelerde götürürdüm. Seyyar sinemacılık yapardım. Burada da Sabit Sinemam vardı Yıldıztepe'de. Eskiden İnli'ydi burası. Doğum yerimiz İnli kasabası. 1948 9. ayın 22'sinde doğdum. 72-73 yaşına girdik. Allah'ıma şükürler olsun. Yapmadığımız bir iş kalmadı. O sinemada ben eskiden çalardım. Şemsi Yastıman'ın plakları vardı. Ördek kestik, meze yaptık, o da nafile. Tarlayı tapanısına sattık, o da nafiledirdi. Biliyor musun plakta? Hepsi nafileymiş. Ne insan kırmaya gelirmiş, ne bir şey dermiş. Allah'ıma şükürler olsun, 72 yaşındayım. Daha bir kismenle de bir kavgam yok, dövüşüm yok. Kasabada da derler, sinemacının yanına varırsan doğuş kavga olmaz, moralini bulun derler. İşte öyle bir günlerimiz geçti. İki arkadaş, iki kardeş 7 yaşında birleştik. O da oğuzsuz, ben de oğuzsuzum. O da oğuzsuz, ben de oğuzsuzum. İkimiz beraber çalıştık. Ne yapalım, ne yapalım, viresi veriyoruz, alamıyoruz. İkimizin de oğuzsuzluk, yüzümüz alamıyoruz. Sinema yapalım da peşin olsun dedik, biliyor musun? Sinema yapalım da para peşin olsun dedik. Yıldıztepe kasabasına sinemayı yaptık. Bu sefer de adamı sayarım 100, parayı sayarım 80 çıkar. Yine 20'si bedava girdi. Onu da beceremedik. O Almanya'ya gitti. Ben de kasabada kaldım. İşte öyle idare ettik ama eski günleri soracak olursan çok değerliydi. Biz sadece buğday ekiyorduk, arpa ekiyorduk, yulaf ekiyorduk. Onları kaldırıyorduk. Kuzum bahara kadar düğün dernekti. Bu göç yoğdu. Göç yoğdu, köy kalabalıktı o zamanları. Şimdi yarıdan çoğu göçtü. Esenler'e gitti hepsi de. Hepsi Esenler'de bizim kasabalılar. Düğünün 7 saat alay çekmiştim. 7 saat beni alayın başından tuttururlardı. Sinemacı gel derlerdi. Alayın başından tutardık. 7 saat alay boşlamamıştık. 7 saat alay çekilir mi? Bir de Ahmet Aral diye arkadaşım vardı. O da beni tuttururdu baş taraftan. Dabrıkacının elleri, parmakları yoğdu. Dabrıkaya vura 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 adamın elleri patlamış. Kabağı pişirmişler. O büyük kabakları pişirmişler. Kabağın içine sokmuşlar. Elleri patlamış. Elleri patlamış. Böyle düğün dernek vardı. Halatır vardı. Sohbet odaları vardı. Kahve o kadar yoğdu. Olsa da öylesineydi. Çok güzel bir günlerimiz geçti. Elle biçerdik. Her şeyi zorlukla yapardık ama ağzımızda bir tat vardı. Birbirimizde bir saygı, sevgi vardı. Sevgi haktır, seven alır bu hakkı. İçi güler, dışından görülür farkı. Sevmeyene akmaz sevginin arkı. Sevmeyene akmaz sevginin arkı. Ömer Varol, öğretmenim. 40. yılımı, eğitim öğretim yılımı çalışıyorum. 36 yıldır, 17'si bizim Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Lisesi'nde, diğeri İmam Hatip ve İlköğretim Ortaokul okullarında müdürlük görevine halen Pınarcık Mustafa Şahin Ortaokulu'nda devam ediyorum. 1942 yılında İstanbul'a ilk giden Mehmet Gündüz Emmi bütün kasabalılarımızı, köylülerimizi İstanbul'a çeker. Müzik.
Tabii ki İstanbul'a o kadar nüfus gider ki bu ahalinin birinci işi hayvancılıktır. İkinci işi pamuk toplama adına. Üçüncü işi İzmir'de inşaatçılık. Dördüncü işi ise İstanbul sebze meyve hallerinde taşıyıcılıktır, esnaflıktır. Tabii ki oraya mektup yazmaya başlayan eğitmen Hüseyin Arlı öğretmenimiz yorulmuştur. Mezun ettiği 5. sınıf öğrencilerine de bütün mektup yazmayı öğretir. Bir an önce benim yüküm de hafiflesin diye. Bu mektubu yazarken ben de öğretmenimin yazdırdığı şekilde mahallemizde mektupları yazdım. Buradan İstanbul'a mektup, İstanbul'dan da karşılığı aynı gelirdi. Örneğin buradan siparişler, çocuğun ayağını ipinen ölçtüm, zarfın içine koydum. Bir gelenden hışer gönder, imi dedin mi dedim, yazdın mı yazdım. Yukarıdan aşağı bir oku bakayım nasıl yazdın. İşte yazdım. O taraftan da karşılığı gelirdi. Arabanın tekerlerine su dökün. Demiri Sadettin emmiye yaptırın. Öküzleri Nalbat emmiye nallattırın. Oğluna nallattırmayın. Diye mektuplar karşılıklı gider gelirdi. Ama nüfus Anadolu'dan İstanbul sebze meyve haline o kadar arttı ki İstanbul Topkapı'da her ile otobüs kalkıyordu. Biliyorsunuz ki Selçuklu Osmanlı adımız Divrin, köyümüzün adı. Anadolu'da Divrin 4 tane. Sivas Divrin, Niğde bizim Divrin, Adıyaman Divrin ve Osmaniye Divrin. Topkapı'dan kalkan bir araba Divrin, Divrin, Divrin deyince bizim esnafımız, çalışanımız nasıl olsa bizim köye gidiyor der. Bağlamaya Kamil Koç'un arabası gelir de bizim Divrin'e gitmez mi der. Ben de bu bizim köye gidiyor bineyim der. Zaten yorgun adam uyumuş. Bir de Mavin der ki son durak inin. İner bir bakar ki bizim ağa. Lan bu köy neresi der? Divrin der. Ya bizim Divrin'e evlere hiç benzemez. Sen hangi Divrin'e gidecektin hemşerim der. Ben Niğde Divrin'e gidecektim der. Hemşerim burası Sivas Divrin'dir. Ben nasıl geri gideceğim ya der. Sen ya İstanbul'a gideceksin ya Kayseri üstünden gideceksin der. Ve gönderir İstanbul'a, bir yıl sonra geri gelir. Tabii ki olayı mektupta yazdırır, duyulur. Kadınlarımız der ki, bu hadise duyulduktan sonra İstanbul türküsünün arkasına ekler. Dön gel yavrum, dön gel gelenlerine, İstanbul yolunu bilenlerine diye mısrayı ekler. Uzatmayayım, türkümüzü hemen çalayım. İstanbul yoluna urgan ulaşmaz, mektup yazmayına derdim anlaşmaz. Gahirli mektupta burada eleşmez, yaz yaz mektubunu postaya bırak. Gelemem sevdiğim yollar pek kırak. İstanbul yolunda bir tarla nohut, ben burada yazayım, sen orada okut. Eğer cenazeme yetişemezsen, dön gel mezarıma bir Yasin okut.
Dön gel yavrum dön gel gelenlerine. İstanbul yolunu bilenlerine.